seferki güvenim arttı. Merak etme, şunları bir açacağım, böyle bir tarayacağım. İnşallah seni üzmüyordur. Ya illa ki herkes üzülüyor bir ilişkine. Ya herkes üzülüyor ya, üzülmüyorum diye yalan evet, bence. Hatasız ilişki yoktur. Hatasız, şeysiz yani, tuzu biberi bu bence bunlar. Ya bazen tabii ki işin şeyi kaçıyor, ucu kaçıyor ama. Çok güzel serumlar var şimdi. Saçı bazen şampuan değişikliği yaşıyorsunuz, kuaförü saç çıkamıyor. Evet. Anladın mı? Evet. Bu en büyük etkenlerden birisi. Kullandığı krem çok farklı. Kuruturken şimdi saçınız zaten normalde de kuru. Elektriklenmemiş normalde. Yağlı saçlar genelde kabarmaz. Evet. Kuru olmaz. Ama sizin saçınızda bu sorunu yaşamak daha çok mümkün. Burada serumları kullanıyoruz. Serumlarımız var ki o yağ oranını şeyini alsın. Çok fazla kullanmayacaksınız. Fön çektirirken de çok fazla elin değmemesi lazım. Bakın, evet. Ter. Isı veriyor. Kesinlikle, bakın bunlar kesinlikle. Çok önemli nüanslar. Hava. Efendim. Bölüyorum ama keşke saçlarını ben yapsam. Ya gerçekten ben şuradan böyle atlamak Hayırdır. İstiyorum oraya. Senin saçın da çok güzel. Efendim? Senin saçın da çok güzel. Benim saçım, senin saçın benim var saçım mı? Zaten anlamadım. Çok güzel de. Necati, bir gün benim saçımı yapar mısın? Nasıl istersin saçlarını? Vallahi mı? Ama gerçekten yapacaksın yani, lafta kalmasın lütfen. Yer değişirim isterseniz yani. Hemen taktım, benim için hiç problem yok, hemen yani. Yer değişebiliriz ben ya. Ben seve seve gerçekten, ben zaten buraya gelirken Necati için geldim. Oo. Ramazan Bey, bu size hakaret. Çok ayıp ama yaptı. Gerçekten çok ayıp. Sanata saygı duymuyorlar. Şimdi bunu geçen hafta da yaşadım ben zaten. E canım genç şimdi adam. Adam genç, biz tedaviden kalktık artık. Peki bir şey sorabilir miyim? Neden Necati'yi istiyorsunuz? Tipini beğendiniz için. Hayır, gençliğinden, tipinden falan değil. Sempatik çocuk yani. Ve çok böyle ilgisi falan çok hoş. Yani her kadının beğenebileceği bakarsın, bir tipte bir genç. Gelin, gelin saçı falan olur da dans edersiniz. Vallahi ederim ben. Sıkıntı yok. Necati istesin yeter ki. Necati paylaşılamıyordu. Necati! Paylaşılamayan adam. Ah Necati, ah sen ne yere bakan yürek yakansın. Ah! Necati paylaşılamıyorsun. Ya. Ama altyapıyı kendin hazırladın. Her modeli elinden tutup tutup bekleme odasına kadar eşlik etmek durumunda kalarak. Necati ne var, bir bakayım yüzüne, bir bakayım. Yakışıklı olduğum kadar yetenekliyim de. Ama ben senden küstüm. Benden mi? Evet. Hayır. Ne hayır? Neden küstüm? Yani kız orada oturuyor, ona şey yapıyorsun. Ne alaka yani, benim saçım kötü mü? Senin saçın da tabii ki çok güzel. Senin saçın çok güzel. Ama o diyor ki, gerçekten diyor ki onun saçı çok güzel diyor. Öyle, Necati'miz böyle. Lütfen model olarak kıskanmayınız. O öyle. O sizin saçınızı da çok beğeniyor efendim. Karşı tarafın saçını da çok beğeniyor. Yani insan bence elindekinin kıymetini bilmeli. Kesinlikle mutlaka, bunu biliyorum. Mutlaka zaten. Necati kesinlikle bilmelisin. Kesinlikle biliyorum. Özge Hanım. Efendim? Bugün çok şıksınız. Bak bana da. Necati ben yemem. Ama sağ ol. Teşekkür ederim, çok kibarsın. Bu arada yarım saatimiz kaldı, haberiniz olsun. Ve doğal olarak aynaları toplama zamanımız geldi. Lütfen son kez aynalara bakıp çekmecelere kaldırabilirsiniz modeller. Allah Allah, ben mi şeyim yani? Tamam, güzel çocuk Necat Bey, yani çok mu aşırı yakışıklı? Hayır, çok aşırı yakışıklı. Niye böyle bir şey ki? Beğenmedim de. Yani ben 38 yaşındayım, o 20 yaşında. Yan yana gelsek 5 yaş var gibi duruyor aramızda. Özge Hanım, Necati benim gençliğime benziyor saçları falan. Allah evet, iki korusun. Kıvırcık yan yana. Evet. Allah korusun. Gençliğime şey yapıyorum, ben de gençken... Yani yaşlı olduğunu kabul ediyorsun yani, bir eski olduğunu kabul ediyorsun burada. Tabii ki yaşlıyım evladım. Ama burada diyorsun ki benden farklı modeller Özge göreceksin Hanım, diyorsun. Özge Hanım bir şey söyleyebilir miyim Necati Bey'e? Necati Bey'e mi? Evet. Tabii ki Necati Bey paylaşılamıyor bugün gerçekten. Şimdi Necati Bey saçları gerçekten mükemmel ve benim saçlarım çok düz olduğu için her zaman isteyip de hatta zamanında termo yaptırıp saçlarımdan olduğum gibi. Bir de bir şey soracağım, az önce taliplerini aradı ya beyefendi. Kendisi 20 yaşındaymış. Taliplerinin yaşını şey yapmadı. Yani taliplerimin yaşı benim kendisinden için. Kendisinden büyük olur muymuş, bir öğrenebilir miyim? Pardon, kusura bakmayın. Talip var da yaş azıcık büyükse sıkıntı olur mu? Çift emeklilik var. Çift emeklilik var. Evin araban var mı dedi? Evim var, arabam yok.
Çift emeklilik ne ya? Yani hem Almanya'dan hem de Türkiye'den. Bu çocuk gerçekten biliyor işini. Yani bu gerçekten yani hesaplamadıysa başka bir şey bilmiyorum ya. Yani sorun değil diyor efendim. Kendisi sorun değil diyor. Saçını da ömür boyu tararım diyor. Öyle mi? Evet. Saç taraması ömür boyu bedava diyor. Düğünümüzde diyor. Saçını ben tararım diyor. Şey, hiç gocunmam diyor. Makyajı da bende. Evi arabası tamamsa saçını boyunu posunu da tarif etti. Siz de tamamsanız bu işin adını koyalım artık. Yani şöyle diyor Özge Hanım. Parayı veren düdüğü çalar diyor. Ama bu arada da bir oğlanı istemek lazım kızdan. Müsaade ediyor musunuz? Vallahi artık yer değiştirelim. Ben burada kendimi üçüncü şahıs gibi izledim. İlişkilere o üçüncü şahıs dahil olur ya. Kalkayım ben gideyim ya. Estağfurullah. Vallahi gideyim. Lütfen estağfurullah. Yo, estağfurullah. Ben burada bir şey kalmadı. Ben burada seni güzelleştirmekle yükümlüyüm. Şeker çocuk neler yapıyorsun bakalım. Bakalım benziyor muyuz? Sakın ha. Koray abici. Ramazan Bey benziyor muyuz? Asla. Hiç yani alakanız yok. Hangimiz daha yakışıklı izliyormuş? Kardeşim daha yakışıklı ya. Ya benim ölüm bence yeter doğru ya. Doğru söyledi. Ben daha çok... Ölüm yeter benim ya. Ramazan abicim. Acaba kıskanıyor musun beni? Kıskanıyor musun? Modelin de... En başından beri beni istiyormuş. Necati seni mi kıskanıyor? Daha yeni geldi oraya siz. Öyle diyor. Ya Allah aşkına yani bunu hani nasıl böyle bir kanıya varıyorsunuz ki ya? Öyle görünüyor ama. Hangi konuda kıskanıyorum? Ne sebeple gencim, yetenekliyim, yakışıklıyım bu yüzden kıskanıyor mu diyorsun anlayamadım. Gencim, yakışıklıyım, başarılıyım, yetenekliyim. Yavrum benim yürü be. Yürü be o Necati. Nasıl bir şey oluyor? Gençsin, yakışık, başarılısın. Kime en göre? En dış kulvardan Necati geliyor. Sıyrıldı. 10 dakikanız kaldı bu arada. Haberiniz olsun. Son 10 dakika. Ayrıl da gel Necati ne olur. Ayrıl da gel Necati. Yani gerçekten güldürüyorsun beni ya. İzliyor muyum? Hayır güldürüyorsun beni ya. Yani bu ne özgüvendir ya. Geçen gün el frenini çektim senin kaza yapacaktın. Halen gidiyorsun. Kim şürüyor seni? Aa acıyor. Geçen acıyor. Gün el frenini çektin dedin. Ama benle beraber aynı puanı paylaştın. Nasıl olacak? Hakkımı yiyorlar hayatım benim biliyorsun. Çok daha yakışıklı oldum. Bence diye. Necati. İşte o göreceli bir kavram dedim ya. Necati'yi başkaları övse daha iyi. Kendini çok övüyor evet, bence. Hani şey bence yani, orada bir işeylik var hayır, yani. Yeter. Özgüvene yüksek. Aynen ama bırak da seni başkası övsün be Necati. Sen kendini övme ablam ya. Ramazan Bey. Efendim. Adam söylüyor ama hakikaten de yakışıklı yani şimdi sana göre. Ya benim göremediğimi siz ne görüyorsun ben merak ettim ya.